Reel'in Amerika bürosu haber verir. Başkanlık görevine başlamasından bu yana ilk Avrupa ziyaretini gerçekleştiren Amerika Başkanı Joe Biden, yoğun geçen G7, NATO ve son olarak katıldığı Avrupa Birliği Amerika zirvesi sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmek üzere Brüksel'den Cenevre'ye doğru yola çıktı. İşte Biden'ın Brüksel'den Cenevre'ye doğru yaptığı uçak yolculuğunda uçakta bulunan Amerikalı bir yetkili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yetkiliye hem NATO'da hem de Rusya ile ilişkilerde nükleer silah kontrolü ve silahsızlanma konularının masada olduğunu söylemesi üzerine dün gerçekleştirilen Biden-Erdoğan görüşmesiyle de bağlantılı olaraktan Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma sistemiyle ilgili bir soru yöneltildi. Aslında bu konu özellikle de son zamanlarda Türk-Amerikan ilişkilerindeki en tartışmalı, en hassas konu da diyebiliriz. Malum dün de Erdoğan-Biden görüşmesinden sonra da tarafların hiçbirinden görüşme kapsamında bu konuya yönelik net bir açıklama gelmedi. İşte Amerikalı yetkiliye bu kritik soru soruldu. Bu kritik soruya yetkili S-400 konusunun hala gündemde olduğunu söyledi. Ve bu Türkiye ile bizim aramızdaki bir konu dedi yetkili. Bizim yasalarımızla ilgili bu konunun Biden-Putin zirvesine değerlendirmeye alınmasını beklemiyoruz şeklinde konuştu. Bununla birlikte Amerikalı yetkiliye Türkiye'nin Amerika ve müttefiklerinin Afganistan'dan asker çekmesinin ardından Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı'nda güvenliği sağlama teklifiyle S-400 sorununun bir bağlantısı olup olmadığı sorusu da yöneltildi. Ancak bu soruya da hayır dedi yetkili. S-400 sistemiyle Kabil Havaalanı teklifi arasında hiçbir bağlantı olmadığını ifade etti. Aslında şu an baktığımızda bu durum, yani Ankara'nın Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı'nda güvenliği sağlama ile ilgili teklifi bazı uzmanlar tarafından S-400 sistemi nedeniyle Amerika'nın Türkiye'ye uyguladığı yaptırımlar karşısında, yani katsa yaptırımları karşısında Türkiye'nin ikili ilişkileri iyileştirmeye yönelik bir çabası olarak da yorumlanıyor diyebiliriz. Biden'ın yarın Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapması beklenen görüşmenin ise 4-5 saat civarında sürmesi bekleniyor. Detayları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.